Evet, merhabalar, tekrar bir aradayız. Bugün Frostpunk oyununun ikinci bölümünü oynayacağız beraber. Bugünkü bölümde de bir önceki bölümde Enive Home bölümünü tek parça halinde oynamıştık. 3 saatten biraz uzun sürmüştü, tam hatırlayamıyorum. Bu bölümde de Ark bölümünü oynayacağız. Ark senaryosunu. Burada da en parlak beyinleri Oxford ve Cambridge Üniversitesi'nden We have been sent to save priceless seed and plant specimens from the eternal winter. Yani bu sonsuz kışta bağ biçilemez tohumları ve bitkileri korumak için göndermişler bu insanları. Do we have what it takes to keep the sending active? Yani ne gerekirse buradaki tohum yerleşkelerini korumak için ne gerekirse yapabilecek miyiz diyor. Yani gördüğünüz gibi ben medium'da oynuyorum. Bu arada normal değil miymiş ya, ben normal sanıyorum. Neyse, easy, medium, hard, extreme varmış. Medium'dan başlayacağız. Bundan sonraki bölümde de yani refugees bölümünü oynayacağım. Yine tek parça yapmaya çalışacağım. Sonrasında tekrar Hard, Extreme, bir kere de Survivor yapacağız. Muhtemelen Hard, Extreme Survivor'dan daha zordur bildiğim kadarıyla ama belki Hard yerine direkt Survivor'la başlarız. En zoru Survivor diye biliyorum. Çünkü her şey bana karşı olacak ve hiçbir aktif pause, yani aktif bir şekilde durduramayacağız oyunu. Aşırı derecede zor olacak. Ve çıkışta da yaptığımız her şey kaydedilecek. Biz baştan sona oynamaya çalıştığımız için artık ne olursa herhalde bir partla uğraşmayayım. Direkt Survivor mod yapayım bir tane de. Peşine de işte Extreme modda devam edeceğiz. Neyse, bölümümüze başlayalım o zaman. Umarım beğenirsiniz. Yani bunun da görevlerini baştan sona yapmaya çalışacağım. Bir önceki oyunda tam istediğim gibi olmadı. Yani gene büyük çoğunluğu hayatta kaldı şehirde ama despotizmi ilan ettik gene. Zaten videonun sonunda da anlatıyordu, düzen despotizme dönüştü. Şehri kurtardık ama değil mi falan filan diye felsefe yaptı oyun bayağı. Yani orada da söyledim, gerçekten her bölümde değişiyor o anlatılan hikaye. Belki 4. 5. oynayışımda o yeni bir yuva bölümünü. Ve işin garip tarafı o bölümde ilk defa yani mülteciler geldi. Bundan önce 3 defa oynadığımda hiçbir mülteciye denk gelmedim. Mülteciler geldi sağanak sağanak. Anlamadım ya. 3 posta hani. Ya da ben ne hatırlayamıyorum bilmiyorum. The Settling Arcs. We have been chosen to safeguard a priceless treasure. Yani paha biçilmez bir hazineyi korumak için biz seçildik. Tohumlar ve Settling of plants from all over the world. Yani dünyanın her yerinden çeşitli bitkiler. Settling herhalde şey gibi bir şey. Yani bunların tohumların ekildiği. Yani basit. Türkçe'de aklıma gelmiyor bu sözü ya. Şimdi bir dakika bakabilirim mi? Neyse. They have been deposited in the settling arcs. Yani bu settling arc dedikleri yerde bunlar korunmuşlar. Bunları donmaktan kurtarmamız lazım. Donmalarını engellememiz lazım diyor. But it falls to us to build a city to protect these precious buildings until the winter ends. Yani bunları kış bitene kadar korumak ve bunun için oraya bir şehir kurmak bize düştü. Ne kadar uzun sürerse demiş. The only way to do this is with Ottomans. Bunu yapmanın tek yolu da Ottomanlar. We will ensure the green earth is reborn, even if we aren't there to witness it. Yani diyor ki, yeşil dünyanın tekrar doğmasından emin olmamız lazım. Biz orada olsak da olmasak. Let's get to work. Hadi başlayalım bir şey. Evet. Ark dediğimiz yerde böyle bir yermiş. Başlıyoruz. Factory Plants. Şimdi diyor ki, we have reached the generator site. Generator bölgesine eriştik. And the settling are safe to store in the settling arts. Yani tohumlar, bitkiler güvenli bir şekilde depolanmış bir şekilde duruyorlarmış burada.
We were supposed to deploy Ottomans to make sure the city can run itself. Yani Ottomanları deploy, yani çalıştırır vaziyete getirmemiz lazım. Şehir kendi kendini idame etmesi için. Ne olursa olsun diyor. But the transport carrying the factory plant was lost in a blizzard. Yani ama diyor fabrika planlarını gelirken fırtınada kaybetmişler. Bu blizzard ne demek, bir bakayım artık ya, böyle uydurup bir şekilde çeviriyorum. We need to build a beacon and send a team to search for it. Yani bir tane beacon oluşturmamız lazım. Beacon da işte yani Türkçelerini niye bilmiyorsun? Beacon yani hani böyle fener gibi bir şey. Yer işareti yapmak için. Kendini buradayım ben dedirtmek gibi bir şey yani. Onları aramak için de bir takım göndermeleri. Neyse çok konuştum gene. Okey deyip başlayalım. Daha başlar başlamaz yani. Efendim. Preserve the settlements. We must ensure that the settling arcs don't freeze. Diyor ki bunların donmamasından emin olmamız lazım. Bunların hepsi tropikal ve hassas bitkilermiş soğuğa karşı. Eğer temperature in any settling arcs below dedi. Yani chilly bölgesinin altına düşerse sıcaklık uzun bir süre, bu önemli content yani değerli parçalar, bunlar işte bu değerli parçalar geri alınamaz bir şekilde zarar görebilir diyor. Anladım. O zaman hemen işe koyulalım. Böyle rahat rahat Survivor'da bunu kullanamayacağız. O daha süper hızlı bir oyun olacak artık. Ama bize ne lazım hemen? Kömür özellikle lazım. Şu yakın bölgelerden çekelim. Neyse stiller adam göndereceğim artık. Burası da stillmiş. Burası da odunmuş. Oduna da gidecekler. Burası da odun. Kol. Heh. Kömür. Ve şuraya da otoman gitsin. Hadi başlayın. Kazanız mübarek olsun diyelim. Hemen böyle şöyle bir etrafı inceleyelim ne varmış. 4 tane settling arkımız var burada. Şurası kolpaymış yani kömür birikintileri bunlar. Buralarda odunlar falan var. Burada da odun var. Çelik var. Diyor ki no roof over our yani başımızda hiçbir çatı yok diyor. Bir önceki oyunda da bayağı bir çevirdim bunları. Neyse ev istiyoruz diyor kısaca. Birazcık sağlayacağım veya herkese bir tane yapacağım. Ben herkese yapma taraftarıyım soğuktan kaynaklı. Zaten yeterli şekilde elimizde odunumuz da var. Uzatı da niye konuşuyorsam artık. Kaç kişiler? 45 ya, bu kadarına da gerek yokmuş. Neyse yaptık artık. Hemen bir tane önemli olanlar efendim canım. Tamam bunu da zaten çevirmiştim. Wisdom neydi ya? Bilgelik yani kalabalıktan bir bilge gelmiş. Gene tavsiye. Yani hepsini karşılamana gerek yok. Hızlı çözümler yapsan yeter diyor. Bunu zaten bir önceki oyunda da çevirmiştim. O yüzden buralarda biraz hızlı geçeceğim. Bir önceki oyun çok uzun uzun böyle okuyup çevirdim. Farklı bir şey olursa okuyup çevirmeyi düşünüyorum. Gene genel mantığını söyleyeceğim yani. Şimdi bunlar yapa dursunlar yani enteresan bir kelime seçeneği. Bir bölgeyi şöyle şuraya da ayırabilirim. Bende de biraz şey yani takıntısı var. Böyle mesela şurası boş kaldığı zaman canım sıkılıyor benim. Neyse yaptık artık. Yapacak bir şey yok. Ya da şuraya koysaydım keşke. Neyse şunu şuradan güzel edelim. Bir tane yapacağım. Şuraya koyalım. Efendim canım. Evet, heating is off. Doğru söylüyorsun. Yani jeneratörü çalıştıralım yoksa donacağız diyor. Otoman yakıt ikmali yapamıyormuş. Niye? Jeneratör kapalı olduğu için. O yüzden açtık tekrar, yakıt ikmalini yapacak. Şimdi paşam gelecek. O yüzden onu hemen hızlandıralım. Şimdi tek parça halinde sonuna kadar gideceğiz. Evet, barınak ihtiyacını karşılamışız. Umut yükselmiş. Bir tane hastamız çıktı hemen. Ne kadar güzel ya. Çok hızlısınız gerçekten. Çok, bak burayı boş bıraktığımız diyormuş. Hemen herde şey yapacağız ama boyut yok. Şimdi Otoman ne işte uğraşıyordu? Kömür mü topluyordu?
kömür topluyor. O zaman sen şöyle bir oduna yönel kardeşim. Yüklen. Şu odundakiler neredeydi? Nerede çalışıyorlar bunlar? Burası odun mu? Odun lazım. Stilden çekeyim. Şunlar bir çalışmaya başlasınlar. Sabah olunca bunlar kontrol edecek. Ya ben bunlardan olabildiğince çok kurmayı seviyorum. Çünkü ne kadar çok kurarsam o kadar hızlı ilerleyebiliyoruz. Teknolojik bakımdan. Gene yavaşlıyor. Niye? Saat 6'ya mı geldi? Aynen. 6'ya gelince bir yavaşlıyorum. Gece gündüz döngüsüne girdiği için hemen bir tane ne yapıyoruz? Beacon. 5 tanesi de buraya gider zaten mühendislerin. 15 tanesi kafadan gitti. 30 tanesiyle idare edeceğiz. Ne yapacağız o yüzden? Hemen bulup o domanları işin içine sokmamız lazım. Yoksa insan azlığı yaşıyoruz zaten. Bu bölümde olabildiğince otoman kullanıyordu. Yani aşırı derecede steam core buluyorlar. Buhar çekirdeği. Hemen de zaten buldular bunu. Şimdi Faster Gathering. Bu da lazım. Geçen oyunda biraz gevşeklik ettim. Unutmuşum bunu. Hemen şöyle kenarına şunu koyalım. Zaten yolla molla hiç uğraşmayız. Hemen yolun gibi. Ne lazım? İki tane de hastamız var. Evet. Evet. Bir de buna birkaç kişi daha gidecek. Buralardan belki alırız. Ya bu sıkıntı burada bu. İnsan azlığı var ve hepsi mühendis. İşçi de yok. Her yerde mühendisler çalışıyor. Yani elimizde mesela 5 tane var mıymış? Bakın buyurunuz. Şimdi göndermemiz lazım. Niye gönderemiyoruz? Çünkü elimizde var mı? Varmış. Kim ya? Birileri boşa çıktı o zaman. Birileri boşa çıktı. Neyi bitirdiniz? Bir dakika, bir durduralım. Otoman. 5 tane buraya, 2 tane buraya. Şuradakiler bitirmiş. Evet, şurayı bitirmişler. Ne vardı orada? Odun vardı. Ben odun gerçekten kömürden ziyade daha çok önemli diye düşünemem de tabii ki. Neyse, Storm on the Horizon. Yani kurduğumuz gibi fırtınayı gördüler yani. Come on. Aynen, zaten görünüyormuş. Şurası fırtına bölgesi. O yüzden çok hızlı davranmamız lazım. Hemen gönderdik. Şimdi ben biliyorsunuz hızlı bir şekilde çalışsınlar. Hemen emergency shiftleri ilan etmemiz lazım. 24 saat çalışın kardeşlerim. Çalışın. Siz de çalışın. Bakın gene neyi unuttuk? Yemek. Yemek beyleşine çalışıyorlar şu an. Yemek yapmadık. Ben burada shelter'ı kurdum. Bu da önemli. Hemen varken yapalım. Ondan sonra zaten onlar 24 saat çalışacak. Food. Cookhouse. Bir önceki oyunda da gördünüz zaten. Bu uçan avcılar ne kadar işe yarar şeyler. Değil mi? Buraya bir tane daha ev yapalım galiba. İşte bu simetri takıntısı öyleymiş. Öyle bazen karar sıkıntı. Allah'tan oyun duruyor yani. Şuraya da iki tane verelim. Yemeksiz kalmasınlar. Bu zaten şurada bir iki tane. Bakın gene bitirmişler mi ya? Still mi bitti? Still şöyle 5 tane yeter de. Buraya ne kimse var mı? Yok. Kömür lazım. Hepsini verdik mi? Neyse biraz uzatalım. Şuradan da odun çekin. Hastalar da. Tamam, neyse iş görürler artık. Ne var? Gelmiş. Hemen bakalım. Simple'la alıyoruz. Birazcık da malzeme bulmuşlar. Hemen şuraya doğru fırlayalım. Bak çok değerli. Baktığımız var. Direkt bir açtığımız gibi fırtınayı bulduk zaten. Evet. Niye çalışmıyor bu? Lost. Yani ne Lost'u arkadaşım? Çalış millet, aç ya. Bir dakika, otoman da boş duruyor. Yani uyuyor, bakar mısınız? Otoman. Çalış abicim, boş durma. Boş duranı Allah sevmez değil mi?
Ya böyle yaşlı insanların evet, boş duranı Allah ne yapmaz? Sevmez. Evet. Gördüğünüz gibi burada avcı işine giremiyoruz. Ne yazık ki. Hemen yeni bir yasa ilan ediyorum. Extended Shift. Bu Extended Shift'in de şöyle bir saçmalığı var. Yani bunlar bitince boşuna ilan etmiş gibi oluyorsunuz. Sürekli ilan etmeniz gerekiyor. Otomam bu. Gönder şehre gelsin. Hemen faktörü planları aramak için bir diğer noktaya. Yine hızlı oyun oynayacağız diye boşta eleman bırakmayalım. Vakit kaybı yani. Evet ne oldu? Sabah gibi. Cold is coming mi? Eyvah. Neyse bir 10 derece düştük. Soğukta düşüştük. Soğuklarda düşüş yaşadık. Türkçeyi de unutuyorum gitgide. Yani enteresan. Ne alemdeyiz? Teknoloji tırıyla ne? Evleri ev önemli. Hot House'da ne? Yemek için lazım. 3 tane steam core'umuz varmış. Hemen evleri dikiyoruz. İlk etapta kaç kişiyiz? Bu kadar yeter. 5 kişiyiz zaten. 2 tane daha kısım diğeri de red kursun. 14 tane ev sistemiz. Ne diyor? Food for overtime work. Bak hemen istiyor. Ne? Çok çalışanlara ekstradan yemek verelim. Şu an yani deserve that doğru ama şu an karşılayamayız zaten. Geç karşılarmışız ya. 5-2 tane insan var. Şu an biraz şey yaptım. There is a technology occur here diyor. Neymiş? Factory plans. Bulduk. Hemen bunları şehre gönderelim. Sonra bir tane daha. Evet umudumuz yükseldi. Settling out my phrase diyor ki Settling Arklar, yani bu tohum barınakları diyeyim ben buna. Tohum barınak arkları, neyse artık. Donabilir diyor. Kaptan, in a few days temperature will drop. Yani birkaç güne sıcaklık düşecek. Arklarımız donabilir, tehlike altında. Onları sıcak tutmamız lazım. Ya ısıtıcıyı ya da steam hub'ı geliştirin demiş. Ne kadar zaman? 2 günümüz var. Yani steam hub. Ya yedek buhar türbinleri veya ısıtıcıları geliştirmemiz lazım şu aşamada. İlk etapta ısıtıcılar daha çok işimizi görür. Çünkü steam hub kurmamız gerekiyor. Direkt bir geliştirmeyle hallederiz. Evleri devam edelim şöyle geliştirmeye. Kanım yansıtılıyor. Hastalık ne kadar azsa o kadar çok çalışan. Evet. Mottomuz bu bak. Gene hasta olan çıktı yani ona rağmen. Bunlar ne? Çalışamıyorlar. Niye? Çünkü malzeme yok. Kardeşim kusura bakmayın siz çalışın. Siz çalışın. Evet yeni bir yasa ilan etmemiz lazım. Neyse daha ölen kalan olmadı şu anlık bir şey yok. Birazdan bu çıkar zaten şurada çocuklara ihtiyacımız var. Çok iş var işçi yok. Çocuk var mı elimizde? Çocuk da yok. Hot House'i evet bulduk. Ne kadar büyükmüş. Şuralara yerleştirelim. Niye? Çünkü ileride buraya bir tane steam hub kurunca bunlarla hiç ısıtıcı falan ihtiyacına girmiyoruz. Evet ne diyor? Steam core'larımız düşüyor. Yani buhar çekirdekleri azalıyor. Bunların bulun edin. Bunlar lazım falan. Bir önceki oyunda uzun uzun çevirdiğimi hatırlıyorum. 10 tane şeyimiz var. 10 tane oduna muhtacız şu an. Hadi mesai. Çabuk. Siz de boş durmayın, çalışın. Evet, siz hızlı ısıtmaya başladık. Split number one have return. Güvenli bir şekilde dönmüş. Hemen boş durmak burada abi, sen devam. Şöyle, bunları araştıracaksın. Ne, 6 tane çekirdeğimiz olmuş. Buna adam lazım diyor. Nereden boşaltalım? Şuradan birazcık aşağıya çekelim. Şunu yönlendirelim. Bu da lazım. Siz birazcık çok çalışacaksınız. Boş durmak yok. Boş durmak yok. Bir tane fabrika inşa etti. Söylemiş. Bulduk zaten fabrika planlarını. Şuraya yerleştirelim. Burası yemek yeri varmış. Şurası güzel. Ya boşluk niye kalıyor arkadaş? Neyse. Yapacak bir şey yok artık. Yapacak bir şey yok. Dursun ne yapayım ben? Beni de anlayın. Ne yapabilirim?
teknoloji diye boş durmayacağım. Steam hamle geliştirdi de Cemil TV önce burada medical. Boş boş yatan 5 tane 3 tane kalmışlar. Adam var burada. Bunları çalıştıramıyorum. O tamam gelmiş. Çok şükür. Hemen bunu da veriyoruz. Oduna. Oduna verdik. Çalışmaya devam. Hadi yakadık maniyat da başladı. Evet. Gene mühendis sıkıntısı yaşıyoruz. Madem şu bir tane düşürelim. Şuna bir tane verelim. Sen bir otoman üret bir de. Siz de biraz fazla çalışacaksınız. Evet. Ne kaldı geriye? Heating. Generator power değildir. Range. Yok. Yani tamam. Madenlere girişelim artık. Yani bunları düzene oturtmamız lazım. İsteği iyi. Fena değil. Da yakında bitecekler. Voldrin. Odun için hem pratik hem yereyi vurdu belli. Giden gelen belli. Isıtması var, şusu var, busu var. Bu da şey gibi oldu yani. Eskiden sigortası var, bağkuru var derlerdi. Evet. Ne oldu? Çili bölgesine düştüler. O yüzden bunları arttırıyoruz. Efendim canım. Donabilirler, donmuyorlar. Kurtardık. Anladım diyor. Yani donuyorlar. Dikkat et diyor. Ben de anladım diyorum. Hemen çözümünü cart diye yapıştırıyorum. Evet. Boulder'ı burası var. Çok güzel. Boulder'ı buldular. Kömür madeni 10 tane silek dikmiş. Şu zaten ucuz 10 tane oğlum. Bunu boş durmasınlar. Efendim canım. Frostbite, evet. Soğuklardan dolayı gene Frostbite'lara başladılar. Bir şey yapmamız lazım. Sustain Life veya Radical Treatment. Zaten insan yok elimde. Sustain Life yapacağım. Bu sefer. Burada da bir tane adam eksik. Otoman buraya yerleşsin. Otoman çalışmıyor mu ya? Sen boş boş duruyor musun? Allah'ım yarabbim. Diyor ki Fundamental Research. Otomanlardan bununla bir önceki bölümde yoktu herhalde. Bir araştırma varmış. Bir tane bir günlüğüne bir tane otomanı yakından inceleyecekmiş. Bunlar geliştirilebilir. Teknolojimizle diyor. Ama nasıl yapıldıklarını öğrenirsek. We can surely learn how to make them better. Onları nasıl daha iyi yapacağımızı kesinlikle öğrenebiliriz. Yakından bakabilirsen bu makineler demiş. Onları geliştirecek bir performanslarını geliştirecek bir şeyler ekleyebilirim. Why should it be any different with them? Niye onlar biraz daha farklı olmasın diyor. Neyse bir gün çalışsın hadi bu oyunda. Waiting. Bu da gelmiş yerine. Hemen alalım ne var ne yoksa ve devam edelim. Ya bu arada bir tane daha şey şu da çalışan görmüş. Açalım. Çalışacaksın abicim. Boş durmak yok. Mesain fazla yani. Niye? Eksiği. Otoman site olmuş. Olamamışız ya da olmak için neler lazım. Neyse Voldemort'u kuralım. Neredeydi Voldemort? Şurada bir yerdeymiş. Tamam kurduk. Şimdi bunun yollarını da kuralım şöyle. Evet. Ne geliştiriyoruz? Research Deposit. Lazım tabii ki ama sonra Full Mine. Şimdi geliştirelim. Şu anda ihtiyacım yok. Aslında ömürden yana varmış da neyse. Bu ne diyor? Closed mu? Zaten ısmarlamamışız. Çalış abicim boş durmayın ya. Zaten hızlı oyun oynayacağız diyoruz şurada. Bak ya. Şimdi niye normal games biz alıyoruz? Şimdi böyle söylüyorum da Survivor modda herhalde tutuşacağız. İyi bir derece ısındık. Hemen ne yapıyoruz? Şunları bir söndürelim. Başta heater'la güzel bir şey çünkü tek tek yani. Ama ileride steam hub kuruyorsun. Belli bir bölgeye direkt cart diye güzel bir şekilde bir sürü binayı ısıtabiliyorsun. Kubok Love'da bir şey var mıydı ya ilanlayacağımız? Acceleration Potion bunu yapalım. İyileşsinler. Adam lazım. Bana çalışacak adam lazım. Nerede o? Siz boş bekliyor musunuz ya? Çalışın ya. 3 tane idle'da inanamıyorum ya.
3 tanesi idle'da ya. Sen burada çalış. Efendim. Test subject needed. Give him a ottoman. Yani bir tane otoman istiyor özellikle. Gitmiş bundakini almış. Neyse burası iyi durumda yani. Şey kuruldu mu? Kurulmuş. Siz de burada çalışın. 10 tane. Buralar dolu değil mi? Çalışanlar var. Neyse. Araştırmaya yönelsinler bunlar. Hemen şeyi bir tane daha scout araştırmasını yapmam lazım. Exploration, Atomic Scout, More Scout. Çünkü bir tane 5 scout göndereceğim dışarıya. 5 dizi tanesini daha öyle harcadık. Otomanlar. Ne oldu? Nereden çıkıyor bunlar ya? I will open a medical post. İyileşecekler. Ha ben onu yapacaktım. Şunu biliyorum. Neredeydi bu? Medical Center. Verin abi şunlara iyileşsinler. 5 tane daha hasta bekliyormuş. Neyse tamam. Şimdi şöyle şuralarda var mı bir şey kaldı mı? Burada var mı çalışan? Var. Burada var mı? Var. Burada çalışan. Burada otoman çalışabiliyor mu? Çalışıyor. Boşa çıktınız. Hadi. Otoman çalışsın. 24 saat vardiyasından da kurtuldunuz. Neyse ya şey kuralım. Steelworks. Tüm onlar yatıyor. Ya ne kadar uzaktalar ya. Evet. Boş duranlar gelsin şunları hemen halletsinler. Otoman boş boş duruyor. Ben otoman durdukça rahatsız oluyor. Madem boşa çıkanlar oldu iyi. Morse kodu açtıktan sonra burası güzel bir şekilde olur. Devam et. Hiçbir şey bulamamış burada. Niye çalışmıyor? Saatte kapalı. Ay Allah'ım. Neyse az kaldı. Tamam buradan çık. Şuraya gel. Bir de şuraya bir steam hub kurarsam iyi olur. Çünkü bu buradan 2 saat gelecek, oyalanacak, oyalanacak. Açıldı mı fabrika? Yapıyor musun işini? 100 steel, 100 crude, 50 coal, 100 steam coal. Yapacak da nasıl yapacak? Nasıl? Bunları ben bir hemen göndereceğim. Sen şöyle şuralara doğru bir yola çık. Ne oldu? Healthcare promise fulfilled. Yani nasıl oldu? Anlamadım. Herhalde bir iki iyileşen mi oldu? Herkesi iyileştireceğim diye söz verdim gerçi. Hiç mi boş takım söyle. 5 kişiyken Türkiye'ye nasıl çıktık? Bir tane Steam Core var. Arkadaş artık bir tane de çekirdek istiyor. Neyse al hadi al. Yapacak bir şey yok, ne yapayım? Otoman has been repaired. Sen otoman malfunction yaşıyormuş, iyi. Tamam. Buraya gelsin, bu da gelmiş. Yemek bulmuş, kaba. Şuraya gel. Devam. Devam, devam, devam. Bunlar, bunlar çalışmıyor mu ya? İnanamıyorum. Boş boş duruyorlar ya. Dur. Food Shelter. Burada geliştirecek bir şey kalmamış. Steam Hub'u geliştirelim. Lazım olur. Yanımızda bulunsun. İyi. Şunlara biraz daha yardımcı olalım. Üstelik yok mu? Evet. Bir tanesi iyi iş götürüyorlar ya. Sustain Life. Nasıl? Ölüm yok Allah aşkına şu an. Bunlar gene mi bu? Hayır. Bu adam az çalışıyor. Olmaz. Çalışacaksın. Ne discontent yüksek? Emergency shift'ten unpopular deseyin. Overtime work. Bolt dispatch. Bir tane ölen mi var? Bolt coming geldi. Steam call bulduk. 3 tane ay maşallah. Devam et. Bu da gelmiş yerine. Şuna bakalım. Bununla şeyini sonra gördüm. Soğuklar geldi. Şöyle bir ısıtalım. Aslında bunları da ısıtsak iyi olabilir. Soğuktan dönüyor. Shelter'ımız var bak. 2 tane
House kuramıyoruz. Bunu da geliştirmişiz. Range upgrade. 10 tane steel istiyor utanmadan. Şunu yapalım. Bu da 10 tane steel istiyor. Sağ ol. Neyse. Evet. Diyor ki steam çekirdekleri, buhar çekirdekleri azalmaya başladı. Daha çok bulmamız lazım. Kuzeye ve güneye insanlar yollayalım. Daha çok bulunabilir belki diyor. Discovered. Yani ne? İki tane yol belirlemişler. Şunlar gelince zaten oralara bunları gönderelim. Bunlar açıldı mı? Açıldı mı bunlar? Evet açık. Yine şipşak hızlandıralım. Yine bir otoman boştaymış gibi. Ehud Sakses diyor ki Sir, the Ottoman project is complete. Ottoman projesi tamamlanmış. Ottomans can now be pursued at lower cost and used in the medical facilities. Yani daha az maliyete ve medikal istasyonlarda kullanabilecekler diyor. We learn to modify the Ottomans with precision attachments, allowing them to work on the most fragile thing we know of. Yani onları, Ottomanları çok özel teçhizatlarla donattık ve çok kırılabilir işlerde bile, bildiğimiz işlerde kullanabiliriz. The human body, yani insan bedeninde bile kullanabiliyoruz artık. It also turns out we can remove some non-essential parts. Kullanmadığımız gereksiz bazı parçaları da çıkarttık diyor. Aferin diyorum ben de. Tebrik ederim. O zaman otoman üretiyor mu? Aferin üretiyor. Şimdi kaç tane? Bak bir tane daha otomanımız boşta. Ben nerede kullanacaktım? Medikal istasyonlarda çalışabiliyorlar artık. Çalışsınlar. Isıtmaya da gerek kalmadı şu an için. Boşta otoman var mı? Spotter dönmüş. Hemen seni şuraya doğru bir yönlendirelim. Diğeri de oraya gidince bunların da hızlandırmamız lazım. Bu boş mu duruyor? Şunu araştıracağız. Çünkü dolmuş. Depozu toplamaya uğraşmıyor şimdi. New Ottoman Build. New Ottoman. Gel şurada çalış kardeşim. Burada çalışan Torus New Capacity'ymiş. Bu da geldi mi? Ha. Explore. Carry on. Hay Allah'ım yarabbim ya. Güzel oldum şu an. Bundaki şeyler lazımdı. Steam çekirdekleri, buhar çekirdekleri. 3 tane hastamız var. Ya otomancım, sen yar %72 iyi çalışıyorsun gene de helal olsun. Neyse çabuk iyileşin, iyileşin. Adam lazım da. Otoman var mı boşta? Otoman boşta olmayacak. Kesinlikle. Bir tane şey kuralım. En azından coal mine. Coal mine'ımız olsun. Ve yol yordan kuralım şuna. Şöyle şuradan bir yere gelsin. İyi buradan bir şey. Ne oldu oğlum? Yıllar yüzüyle bağlantım değil. Sonra düşünce etmeye bilmiyorum. Haydi. İyi. Güzel oldu. Çok da iyi oldu. Crafting machine'e geçelim. Yalnız ne oluyor? Şu an yemek yetmiyor. Aslında bu oyunda yemeğe çok önem vermemiz lazım. İlerideki başımıza gelecekleriz. Aslında biraz hile yapıyormuş gibi. Hazırlıklı oynuyoruz çünkü. Önceden bildiğimden dolayı take resource. Hemen dön geri. Bir tane yer buldu sadece. Çünkü buradan sonra önce skutları hızlandırmam lazım. Fighter skut. Tamam devam edelim. Devam. Burada iki tane evet, çalışın abi. Otoman üretin. Niye steam çekirdeği olsun sen de diyorsun ya. Üret. Hadi senin vardiyanı düşürelim. Sıcağı... Tamam bu da gelmiş. Al. Devam et. Ya abi çalışın. Çalışın ya. Adamlar bak yola gidiyor. Kömürde azlık yaşıyoruz. Neden? Çünkü şuraya hemen bir stil gerekiyor abi. Sen çık. Kömüre gel. Tam kömür yap. Hemen. Kömürüm bitiyor. 10 tane mast oldu. İyileşin daha. İyileşin daha. Nerede çalışıyorsunuz da hasta oluyorsunuz ya? Hiç kimse yok dışarıda çalışan. İnsafsızlar. Allah Allah. Efendim canım. Teşekkür mektubu gelmiş. Efendim, bir tane mühendis sizi görmeye geldi.
takımından bir tane zarf getirmiş. Çalışanlarım benden bunu size getirmemi istedi. They are plain people. Plain ne demek bilmiyorum. Şöyle işte herhangi türde bir insanlarmış. Kötü bir şey okuyormuşum diye sanki tam bilmiyorum. Ve bir tane hediye varmış. Bize bana teşekkür etmek istiyorlarmış. Otoman da çalışıp yorulmadan yani bu insanın insan dışı soğukta artık. Yorulmadan çalışan otomanları gördüğüm için mi? Neyse ya şunu tam okuyayım bari. The sight of this Ottoman working tirelessly in this inhuman cold, where provisionally they toiled and suffered, is something worth living. Eskiden insanların provisionally toiled and suffered. Neyse ya bu dondurucu soğukta yorulmadan çalıştıkları için bu otomanlar bana teşekkür ediyor yani bu mühendis insanları üzülmediğim için galiba. Bunu duyduğuma sevindim diyor şu an hepsini insan anlayamıyor. Zaten saat gecenin 3.30 mu oldu 4 mu oldu. Çok da falan çalışamıyor. Şuralara bir yere yakında bir steam pool kuralım çünkü bunlar çok yavaş gidip geliyor. Yok şimdi bir tane ciddi bir şey olmuş, kaza olmuş. Ciddi bir kaza oldu. Bir tane otoman bir tane adamın ayağına basmış kırmış. Ondan sonra insanlar tartışmaya başlamışlar. Çok biraz hızları yavaşlasın mı, dikkatli mi olsunlar diye. Onların tabii ki bu efficiency yani verimliliğini düşürecek. Düşürür dersek ne oluyormuş? Düşürün dersek ne oluyormuş? %10 düşecekmiş. Şu an bunu karşılayamayız diyorum ben de. Hiçbir şey olmayacak. Discontent arttı. Bad healthcare. Corpse disposal. Bir dakika ortalıkta cesetler falan var herhalde. Explore carry on. Bir şey bulamadı. Devam ediyorum. Demolition. Okay. Yani odun şu an boş boş duruyor. Bir tane steam core gelse direkt kömüre yoğunlaşacağız. Bunlar araştıracak şey istiyorlar zaten. O zaman infirmary. Bir tane infirmary yapalım. Bu da lazım. İyileşme hızlanması için 17 tane hasta olmuş. Ben de diyorum bu adamlar nerede? Hasta olmuşlar paçaları. Allah'ım yarabbim. Neyse Allah'tan sizin korlarımız geldi. Seni hemen şu tarafa doğru bir yolculuğa çıkartalım. Yani. Şimdi üstün korları ne yapacağız? Önce bir tane daha şundan kuruyorum. Ardından bir tane daha resource full mine kuruyorum. Bunları da ileride geliştirmemiz lazım. Yine ardından bir tane infirmary kuracağım hemen. Eğer onlar gelişirlerse. Discontentimiz yüksek. İnsanlar... Abi şu şeyi bir ortadan kaldıralım ya. Port disposal. Semeteri kurmuştuk. Bunda da port disposal. Bunlar mühendis biraz daha mantığa yatkın insanlar. Discontent is too high. Kurdurmuyorlar. Semeteri kurduruyorlar ama. Niye unutulsaydı discontent düşün diye. Yani semeteri. Geçen oyunda neyi öğrenmiştik? Semeteri vurunca bunlar gidiyor uzak diyarlara gelmiyorlar 2 saat diye görmüştük. Şu arada bir boşluk mu var? Evet çok. Ve şuraya yerleştirelim. Evlerini de yakın. İnfarmeyi de iyi bulmuşlar. Kalan Steamcore'la da şuraya bir tane infarmi açalım. Ne bunlar tam da? İnfarmiymiş. Boş durmak yok. Bunları ben 24 saat çalıştırıyorum. Content, discontent diyorlar durduk yere. Çok az insulation, sıcaklık veriyor. Healthcare insulation. Önce bir kömüre yoğunlaşmamız lazım. Bu sefer de steel. Neyse biz şey kurmaya başlayalım artık yani. Source depozitolar. Şöyle uzak yerlerden başlayalım. Şimdi aramaya. Kullanmadığımız şöyle bölgelere. Bak işte. Ya en ayar olduğum şey. Şöyle kibar kibar kurulun gidin ya. Veda kuramıyorum. Bir tane, 4 tane odunumuz yetti. Ne diyor? People are curious. İnsanlar öfkeliymiş. Son ihtar diyor bana. İnsanlar extremely discontent with your rule. İnsanlar beni aşırı derecede rahatsızlık duyuyorlarmış.
Yani bir tane isyanla karşı karşıya gelmişiz. Her an olabilirmiş. Ne yapalım? Birkaç gün daha dayanmamız lazım diyor. Şimdi bunu düşürün diyor. Diskontant. Hemen düşürelim. Artık gençler 8'den 10'a kadar çalışacaksınız. Bir tane adam mı var yani buraya bakabilecek? Ne anlıyorum ya. Otoman var mı diyor işte. %30 kapasiteyle çalışıyor bir tane adam. Şuraya da adam yok. Sonra bu da waiting diyor. Waiting olmaz. Tek resources en. Bu an. Devam et yani yoluna. Yemekten yine sıkıntılıyız. Da çok da sıkıntılıyım. Şimdi diyor. Stack automation shutdown'da call mine. Otomat sıkışmış. Ne yapalım diyor. Çıkartamıyorlarmış. Otomanı kapatırsak otoman 12 saat çalışmayacak. Kömür madenini işletebilirim. Eğer kömür madenini kapatırsam otomanı kullanabiliyorum. Kömür madeni 12 saat çalıştırmıyor. Kömür madenini kapatalım. O 12 saatte de otomanı da şuradan kurtaralım. Başka yerlerde kullanalım. Mesela nerede kullanalım? Şurada kullanabiliriz de yani. Hiç şurada yemek yapsın diye. 12 saat. Ne ara gittin de bekliyorsun? Ölüm de olur sadece ya. Devam et koçum. Hadi bak fırtına geliyor. Senin hızlı olman lazım. Çenem düştü ya bu gece resmen. Heyecandan mıdır nedir? Hızlı oyunu oynayacağız diye. Loop of Law. Şey kurmadım hala ya. Senet herif. Yoksa kurdum mu? Yok kurmamıştım. Kuracaklar. People die in the street. Health care. Captain, an angry crowd has gathered to protest against the deplorable state of our health care. Ya Allah'ım yarabbim ya. Many of our people have been ill for a long time with no help in sight. They demand a new place of treatment. Ya uzun zamandır hasta olan bir sürü insan varmış. Adamlar da toplanıp bana isyan ediyorlarmış. Bir şey yapmamız lazım diyorlar. O yüzden bir tane daha açılacak derhal diye bir şey söylüyorum. Var mı? Yok ama elimde nasıl açacağız? Allah kerim. O yüzden şunu bir şimdilik kapatalım. Oradan çıkan Steam Core'la bir tane infirmary yaparız artık. Steam böyle. Yani çok da ihtiyacımız yokmuş aslında ya şu an için. İnsanlar nerede? Çalışmıyorlar. Niye? Ne yapıyorlar? Hastalar, yatıyorlar paşaları. Allah'ım yarabbim ya. Utanmadan bir de isyan ediyorlar. Yüzsüzler ya. Ya o kadar bank house kurduk. Bunlar hala hasta ya. Yani... Discontent niye düştü? Ne oldu? Şu an hiçbir şey yok. Okey bu. Hadi koçum şuradan hemen al. Gel şöyle bir şey. Heh, bir de şu da. Explore. Carry on. Ya hep carry on carry on. Arkadaş devam et. Ben burada erzaktan sıkıntı yaşıyorum. Sinirlendim. Inoperatif. Functioning. Evet. Ne şu stil boş durmasın. Çalışın. Otoman yok mu? Otoman üretmiyor mu? 3 tane sipariş vermişim ama niye? İşte şu an diyor ki bana sen bir steam tek steam hap kur şuraya. Bir tane şuraya kur. Bir tane şuraya kur. Bir tane şuraya kur. Bir tane de şuraya kur ki bunlar hemen gelip gitsin. Efendim. We must do something. Yani hızlı oyun oynayacağız diye başımıza gelenlere bak ya. Şu hastalıkla mücadele etmem lazım gerçekten. Bir tanesinin gene bir uzvu kaybolacakmış. Bir şeyler yapmalıyız. Care House. Güzel fikir. Bakın öyle. Bir dakika ya. Şu hastalarla ilgilenmem lazım. Yani freezing. Neresi freezing? Donuyor. Şey diyeceğim. Çalışmıyor musunuz abi? Çıkın. Çıkın oradan. Buradakiler ne yapıyor? Siz ne yapıyorsunuz burada ya? Burada otoman çalışmıyor mu? Siz de çıkın. Oldu. Şimdi şuradaki otomanı al şuraya ver.
Tamam, ben bunların çalışmasını istemiyorum. Gerizekalılar sonra iyice ağzını bozular ya. Hasta oluyorlar. Niye freezing? Çünkü geliştirmedik işte. Önemli şeylerden biri. Boş boş yatmışız. Range up şey, power upgrade yapalım hemen. Heating'e. Bunu da ediniyorum. Hemen geldiler sağ olsunlar. Stinkler buldum 3 tane. Çok güzel. Sen buraya hemen geç. Sen Stinkler. Ama neredesin? Sen neredesin? Döner misin? Eyvah adam. Çabuk. Uç. End of shift. Go rest all who can. 20 saatlik yakıtımız var. Neyse birazdan zaten ya şey olacak. Kapatalım. 2 derece birlerimizi. Zaten donuyorlar yani. Bir şey yaramıyor. Kapatma da. Ne oluyor ya? Hastalık, hastalık. Topla gel. Yok değil mi başka bir şey? Gel kardeşim, çabuk. Şimdi kumru 20 saatlik kalmış. Bu neydi ya? Sıcak kapılar düşüyor. 30'a kadar düştü. Evet. Infirmary. Bir tane infirmary kuracaktık değil mi? Health. Yani. Cave house. Tam cave house da kuracağız. Şuraya kuralım bakalım. Güzel bir yer buldum yani. Şuraya gideceğim. Şimdi evi de kuralım. Ondan sonra bir tane de infirmary. Infirmary'ye yoğunlaşmam lazım gerçekten. A figure in the distance. Uzaktan bir şey, bir küçük bir nokta görüyorlarmış diye. Yani beyaz çölün ortasında yavaş yavaş bize doğru geliyor. Bir tane şey olabiliriz. Bekleyip görelim diyorum. 21 saat sonra gelebiliriz. Şimdi şunları da toplayalım. Ondan sonra çok kötü durumdayız. Gerçekten hızlı oyun oynayacağız diye batırdım gene ya. Niye? Adamların hepsi çünkü hasta yatıyorlar ya. Utanmadan yatıyorlar. Yatın. Kim çalışacak buralarda? Bir dakika. Şu işe bir el atmamız lazım. Nerede bu? Bırak işi. Bırak. Bırak işi. Bırak işi. Sen de bırak. Var mı başka? Nerede bu otomanlar? İkisi yemek. Siz de bırakın işi. Siz şuraya gelin. Sen de buraya gel. Araştırmaya devam. Başka var mı otoman dışarıda? Burada ne var? Yemek yapıyor. Bu ne yapıyor? Sen de gel şuraya. Bırak işi. İnfarmer. Şunu yapın. Evet. Açıyorum kardeşim. Disable, cheated and disable. Ya of, durun başımdan. Anlamadım ne olduğunu. Gerçekten şu an strese bindim ya. Hasta. Öldüler. Gelmiş. Ben açana kadar ne oldu? Şuraya bir tane şey. Ya gerçekten kötü bir oyun ya. Gerçekten kötü bir oyun oynuyorum şu an ya. Yani neyse, neyse ya. Enteresan. Bu kadar sıkıntı olur mu? Hiçbiri çalışmıyor ya. Hepsi hasta ya. Geberip gidecekler. Nerede bu insanlar? Tamam, sizi de kapatıyorum. Gelin şurada insanlara yardım edin. Yoğun bir şekilde çalışılacak. Yoğun bir şekilde. Bunların iyileşmesi lazım. Bir tane adam görmüş. Bir de bununla uğraşacağız şimdi. Eyvah. İnsanlıktan çıkıyorum galiba.
Yardım için ağlayan bir insan diyor. New Manchester'dan gelmiş. Bir tane bitap düşmüş bir insan şehrimize ulaştı. Çok kötü bir şekilde donmuş ve horror story'de bir tane korkunç bir hikaye anlatacakmış. Dediğine göre yakında bir şehir varmış. New Manchester diye. Çoğunlukla işçilerden oluşuyormuş ve ailelerinden. Ama onların kaynakları azalmaya başlamış ve beladaymış başları. Şirip oldu. Korku, yani fırtınadan korkarak gelmiş. Bir tane scout team'i göndermişler yardım için. Sadece bu kalmış. Bize yardım için yalvarıyor. We must find out more. Başkalarını da bulmaları diyor. Waiting. Neyse gel hadi. Yapacaksın artık. Öbürü falan ekibiyle. Tanesi geldi. Bir dakika ne yapıyorum ben? Bunları iyileştireceğim değil mi? Kaç kişi kaldık? Yani rezalet durumda. Bu ne? Kalite fikri. Eyvah. Yani gene sizinle beraber oynuyorum. Ona rağmen kötü bir gene oyun oldu. Sakinken çok güzel hepsini yapıyorum. Diyor ki insanlarımız yorgun. Fırtınanın yaklaştığıyla alakalı tartışıyorlar. Görevimizi yerine getiremeyeceğiz. Bir de aynı zamanda New Manchester mı çıktı? Zor bir şart olduğunu, karar olduğunun farkındalar ama onlar da önceliğimizin ne olduğunu karar vermenizi istiyorlar. We can abandon people in need. İnsanların ihtiyaçları olduğu zaman terk edemeyiz. We won't endanger our mission. Görevimizi riske atmayacağız. Tabii ki atmayacağız. Hepsini yapacağız. Kullanıldığını. Hepsini yapacağız. Sadece şunları bir iyileştirmem lazım artık. Çabuk, çabuk. Ya arkadaşım ya. Arkadaşım, gel şuraya. Ney? Dua edelim de iyileşsin. Ya ne kerevon, vallahi delireceğim ya. Adam fırtınaya dalacak yakında. Allah Allah ya. Bunun da sıcaklığı yok. Bunda da işçi yok. Efendim canım, ne? Someone has left a note, okay house, it is. Thank you with all the work we have to do. It's so hard for families to properly care for an invalid. Please like this make life a little easier for us all. Yani bakım evi kurduğum için bana teşekkür ediyor. Yani bu yaptığınız bütün her şey için teşekkür ederiz. Properly care for invalids, yani herkese ilgilenmek, ailelere ilgilenmek de en azından bize biraz daha kolaylık sağlıyor gibi bir şey demiş. Sürekli durma ya. Adamların iyileşmesi lazım. İyileşmiyor musun? Ne yapıyorsun? Demek demiyor. Buralar niye boş? Arkadaş niye boş? Yani niye? Bu adamlar hasta değil mi? Neredeler bunlar? Evde mi yatıyorlar hasta? İnfirmeri değil mi bu ya? Ya waiting for workers diyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ya olaya bakar mısınız? Olaya bakar mısınız? Ben de diyorum niye iyileşmiyorlar? O kadar da herkesi bıraktırdık işi gücü bunlarla ilgileniyor. İyileşmez tabi. Otomanlar oturuyor. Ya şu an uğraşamam seninle kardeşim. Ya ne kadar kötü bir oyun oldu ya. Ya bir de bunlar da oldu. Ya şunları aç yeter. İçinde yardım etmemiz lazım, bir yolunu bulmamız lazım. Bir tane bulayım. Gerçi 6 tane vardı mı?
Çalışacak adam yok. Çalışacak adam olsa şey yok. Kömür yok. İn o parasını. Gel kömüre gel. Çalış. Cidden var ya, saçma sapan bir oyun oldu ya. Gel artık kardeşim. Olmaya başlamışlar ya. Çok şükür seni kurtardık. Ya Allah rızası için, Allah rızası için ne ara bitti? Bu arada görevimizi de yerine getiremeyeceğiz bu gidişle. Settling arklar dondu yani. New Manchester'ı arıyoruz. Bir saatlik yakıt varmış. Gerçekten de donuyorlarmış yani son anda. Yemek de yok, hiçbir şey yok. Buradaki ünlem ne? Boş boş dur. Yani var ya, harbiden kendimi küfredeceğim ya. Rezalet bir durumdayım. Rezil bir şekilde oynuyorum. Efficiency. %10 daha az dönüm. Çok güzel. Ucu ucuna. Ucu ucuna yani. Yakıt alacak, gidecek. İnsanlar iyileşsin artık. İnsanlar iyileşsin. Evet. Nerede çalışıyorlar? Başlayın çalışmalara. Sizi yakın yerlerde çalıştırıyorum yani. Daha ne istiyorsun? Ne safsızlar. 10 tane mi? Ne var 5 tane? 5 tane de var. Çalışın. Hadi kurtaracağız, kurtaracağız. Evet, bir tane ölen bir şehir bulmuşlar. Launching out of stands in the middle of the shanty town. There are so many people here, too many. The lady looks sick under feet and most of them don't have a proper roof over their heads. Nothing can save them from the storm, Spectres. Messenger yaşıyormuş. Şu durumda mı kurtarabilir miyiz? İnanın hiçbir fikrim yok. Güzel bir kaynakladım bu. Bekliyoruz. Finish your labors, people. The work day is up. Bir tanesi dondu mu? Contain seeds and seedlings from around the globe that will keep rebuild the world falan. Keep the building. Donmuş mu yani? Bu da dondu. Bakalım ne olacak? Hepsi donmuyor. Yani hiçbir şeyi beceremedim. Neyse, arklar donunca ne oluyormuş herhalde, bu bölüm onu göreceğiz yani. Donsunlar bakalım. Ya resmen, aha bir tane daha dondu. Geçmiş olsun. Ya strese girdik ya. Resmen patladık ya oyunda.
Artık şu an bıraktığım için oyunu merak içindeyim. Artılar donsa ne olacak bari diye. Millet hasta. Evet. We have failed. Başarısız olduk. Ben bunun için hayatımı verdim. Nasıl artılar donabilir? Bizim sadece bir işimiz vardı. Onlar da bunu kurtarmak ve başaramadı. Hepsi bir boş bir çaba içindi. Boşa gitti diyor. Bir kutu Dan Moore saç. Daha çoğunu yapabilirdik. Çoğu. Daha fazlasını demiş. Evet son. All the seedling are have grown. Hepsi donmuş. Kaptan, our collections of seed, sport and seedlings Yani tohumlardan, bitkilerden, sporlardan oluşan koleksiyonumuz artık yok kaptan. We could have done more to protect them. Daha çoğunu yapabileceğimizi biliyoruz onları korumak için. How could we betray the trust that was placed in us? Bizi buralara gönderenlerin güvenini nasıl ihanet ettik? The earth will remain dead forever. Artık dünya sonsuza kadar ölü olarak kalacak. We have failed. Yani arkadaşlar şu an gerçekten mahcubiyet hissediyorum ya resmen. Yani aslında bunu da hiç yayınlayasım yok. Hızlı oyun olup bitirelim diye oynadık. Hızlı oyun olup patladık yani. Neyse olsun gene belki merak eden olur. Arklar donunca ne oluyor diye. Bir şey de olmuyormuş ya. Görevi başaramadık sonuç olarak. Senaryoyu başaramadık. Bu bölüm böyle bitti. Bu da bir utanç kaynağı olarak, utanç bir anısı olarak dursun bakalım. Bir dahakine demek ki hızlı oyunlar diye de azıcık daha yavaş, detaylı bir oyun lazım. Çok bodoslama girdik. Çok hızlı olsun diye saçma sapan şeyler yaptık demek ki. Yani bankhouse'ları kurduk. Niye? Hasta olmasınlar diye. Hepsi hasta oldu. Hepsi hasta oldu. Niye? Sağlam olan Voldril'de çalışıyormuş. Otoman çalışıyor zannediyorum. Voldril'e gitmişler. Orada hasta olmuyorlar. Donuyorlar paçalarım. Hastaneye yatıyorlar. Öbürü yerine geçiyor. O da hasta oluyor. Yani böyle şey mi olur ya? Hiç kimse yok çalışan. Neyse. Değişik bir video oldu. Kendimi kaybediyorum. Çok kaybederim normalde oynarken ama burada çok kaybetmek uygun olmaz yani diye düşünüyorum artık. Yani bir de bu oyunda biraz görüntü kalitesi iyiydi ama gerçekten kasmalar yaşandı. Ara ara bayağı bir yerde tekrar kaydı durdurup tekrar başlattım oyunu oralarında. Bilmiyorum yani en son toplu videoda fark edilir mi bilmiyorum. Ama artık yani bu sayede bir çözüm oluyor. Hani tekrar kaydı durdurup başlatınca devam ediyor ama ne yapılır bilmiyorum yani. Biraz daha kötü görüntüyle mi oynasa? Ben de görüntüye önem veririm yani. Hoşuma gider güzel görünmesi oyunun. Kötü görüntüyle sevmiyorum. Neyse. Bir dahaki bölümde yine bu oyunun aynı şekilde oynayacağız ama bu sefer teyit yapmayacağız inşallah. Yani biraz daha dikkatli oynayacağım. İkinci oyuna şu an başlayamıyorum. Saat bayağı geç oldu. O yüzden bunu burada bırakıyorum. Hepinize iyi eğlenceler, iyi oyunlar. Umarım beğenirsiniz. Yani Frostpunk'ta da Ark senaryosunda da başarısız olduk. İlk başarısızlığımızı burada sergiledik. Videoyu beğenmeniz dileğiyle herkese iyi eğlenceler diliyorum.